Herkese selamlar dostlar. 8 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. 6 tane mat seçtim idealden. Hepsini ideal bir tercih yapacağım. Ve videonun sonunda aynı şekilde bir kombin önerisi yapacağım sizlere. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza şimdiden bol şans. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Videolarda tahminleri değerlendiriyorsunuz ya. Asıl önemli olan kendi kafanızdaki tahminler. Buradaki tahminler size bir öncülük olsun veya... Kendi mesela Zenit mücadelesi var. 7 Ağustos için vermiştim Zenit mücadelesini. Bir arkadaşımız Instagram'dan mesaj attı bana. Senin de ben zaten Zenit maçının kazanmasını bekliyordum. Fakat ilk yerden kazanmasını bekliyordum. Sen de videoda verince değerlendirdim. İlk yarı birden güzel bir tercih yakalım. Güzel orandan tek maç değerlendirdim. Güzel bir miktar kazanmış. Teşekkür etti. Ben de aynı şekilde teşekkür ettim. Asıl ben teşekkür ederim dedim hatta. Bu şekilde bilinçli oynayıcı olursanız asıl oynamanız gereken burada sizin kendi düşünceleriniz. Biz burada bir öncü olalım. Maçlar hakkında bilmediğiniz bir şey varsa onları anlatalım. Kafanıza o şekilde yatsın değerlendirin. Şunu da belirtmek istiyorum. Kendi kafanıza yatmayan maçları lütfen oynamayın. Mesela kombin önerisi yapıyorum. Kafanıza yatmıyorsa değerlendirmeyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videoya bir like atıp kanala da abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Abone ol şunun yanında bir zil sesi var. Zil sesine basarak da, da video kanala yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdiden bol şanslar arkadaşlar. İlk mücadelemiz Renders mücadelesi. Renders Danimarka Ligi'nde iyi bir başlangıç yaptı. Kadrosunu güçlendirdi. Ve güzel bir başlangıç yaptı. Kendi evinde oynadığı tek maçta berabere kaldı Odense'ye karşı. Odense de zaten bu ligin en kaliteli takımlardan bir tanesi Danimarka'nın. Ve güzel bir futbol oynayarak berabere kaldı. Deplasman'da da iki maçında galip geldi. Yine kendi evinde bir maç oynayacak. Deplasman takımının ben son mücadelesini izledim. Kendi evinde oynadığı mücadele vardı. 2-0 mağlup oldu gerçekten hiç üretken değillerdi. Bal yapmayan arı gibiydi zaten. 8-10 tane şut çektiler. Sadece 2 tanesi kale kaleyi isabetli buldu. Ve onlar da zaten yavaş giden şutlardı. Ben Renders mücadelesini kombineme de alacağım arkadaşlar. Renders'ın ben burada kazanmasını bekliyorum. Güzel bir futbol sergiliyor. Özellikle deplasmanı ben kendi evimde izledim. Yaratıcı değillerdi. Yani burada kazanması Gerçekten deplasmanın çok sürpriz olur benim adıma. O futbolla kazanmasını zor görüyorum ben. O yüzden Renders'ı ben direkt galibiyetini değerlendireceğim. Render'sa istatistik olarak inceledim. Henüz daha bir maçını izleyemedim. Ama Odense'ye bile Odense'ye bile öyle futbol sergiliyorsa muhtemelen kendi evinde bu deplasman takımını yenecektir diye düşünüyorum. Maç sonu 1-1.53 gibi orandan direkt ideal bir tercih olarak sizlere sunuyorum değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. 1 ile 3 gibi orandan direkt maç sonu 1'i yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçımız Shane ile Motherwell mücadelesi. Justin bildiğiniz üzere bu hafta Galatasaray ile oynadı. Deplasmanda 1-1 bir -bir berabere kaldı arenada. Bir penaltı golünden attı. Galatasaray çok fazla pozisyon kaçırdı. Justin burada arkadaşlar çok fazla bir rotasyona gidecektir. Önlerinde muazzam bir Galatasaray maçı var. Galatasaray'ın nasıl oynadıklarını gördüler. Burada ligde kesinlikle bakın. Kesinlikle rotasyona gideceğinden eminim yani. O teknik adamı araştırdım biraz. Oynadığı takımları çok fazla araştırıyor. Her takıma farklı bir kurguyla çıkıyor. Yani rakibe göre oynuyor. Kendi evinde de Galatasaray'a karşı da güzel bir futbol sergileyecektir diye düşünüyorum. Fakat bu maçta rotasyona gitmesi lazım. Yani rotasyona mutlaka gidecektir. Ben ev sahibinin galibiyetinden ziyade burada Motherwell'in bir golüne girdim arkadaşlar. Ev sahibi gol yemez. Hayır. Al sana 44 gibi oran. Oyna, devam et. Hiç hiç bakma. Motherwell nasıl başladı? Hemen ondan bahsedeyim. Motherwell de kendi liginde ilk mücadelesini kaybetti. Hazırlık maçlarını hem atıyor hem kaybediyor. Geçen sezonla bu sezon bu sezonki kadro farklarına baktım arkadaşlar. Ya bazı hücum oyuncularını kaybetmişler. Bazı önemli oyuncular kaybetmişler. Fakat yine de Justin Johnston'ın ben burada çok fazla rotasyona gitmesinden dolayı Motherwell'in bir golünü bekliyorum. 1.44 gibi orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir tamamen size kalmış. Ben ama Johnston'ın çok fazla rotasyona gittiği için maçta bir gol yiyeceğini düşünüyorum. Bol şanslar diyerekten de devam edelim. Hemen katıl grubundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dün artık yavaş yavaş sezonları açtık. Canlı olarak vurmaya devam edeceğiz. 1.80 gibi orandan birinci yarı 4.5 oynan alt West Bromwich maçı başarılı. Maçta 4, ilk yarı 4 oynan olduğu 1.80 gibi orandan güzel kazandık şöyle de bir tercih verdim. İlk gol hemen erken geldi. Dedim ki oran güzelken alalım değerlendirelim. Fakat bu başarısız oldu. Maç 2-2 bitti. Yani 3.5 alt tercihimiz burada başarısız oldu. Onun dışında kulüp burcu mücadelesini izliyordum. Deplasmanın bir golü bence değerlendirilir dedim arkadaşlar. Dakika erken 25'lerde verdim. 90 artı 1'de attı da kazandı. Yine bunu da değerlendiren arkadaşlarımız oldukça fazla. Sohbet odasında zaten muhabbet ediyoruz. Kazananları tebrik ediyorum. Paderborn mücadelesine ilk yarı 0-0 bitti. Hatta zaten 20. dakikada verdim. Çok kaçırıyorlar. Muhtemelen goller ikinci yarı gelecektir dedim. En çok gol ikinci yarı dedik. 1.50 gibi oranını aldık. İlk yarı 0-0 biten maçın ikinci yarısında tam 3 tane gol olur. Rahat geldi. Monaco mücadelesi vardı. İlk yarıdan bir gole değerlendirme yapabiliriz diye düşündüm değerlendirdik. Monaco zaten erken dakikalarda hatta 35 gibi oranla idealdir. Değerlendirdik. Kazandık. Onun dışında şurada geceye bir güzel kombin çıkarmıştım ben. Aynen bu şekilde. Fransa'nın ben çok fazla hatta şöyle kazanırken göstereyim de şov olsun biraz. Fransa ben dedim ki 16 fark yemez dedim yani. Fransa zaten ABD'yi ilk maçta yendi. Burada Fransa'nın ben 16 handikaplı idealden aldım. Değerlendirdik. Kazandık. Bir de iki oran çalışması yaptım. Dedim ki Fransa yani 10 fark da yemez dedim. Yani yenilir. Fakat 10 fark yemez. Çekişmeli bir maç olur dedim. 2-0 yedilik orandan tek maç olarak önerdik. O da kazandı arkadaşlar. Sizler de katıl grubuna gelip ekstra tercihlerden faydalanmak istiyorsanız buyurun gelin. Hepinizi bekliyorum. Nasıl katılacağım diye de soracak olursanız burada bir katıl tuşu var. Katıla tıkladıktan sonra Burada bir katıl butonu seviyeleri kangatis videosu var. Giriş oynat yazıyor. Giriş oynat dedikten sonra video izledikten sonra her türlü açıklamasını yaptım. Sizler de seviyeleri inceleyip gelebilirsiniz. Eğer gelemeyen yapamayan olursa Instagram'dan kangaltis olarak yazabilirler. Bol şans diyerekten de devam ediyorum arkadaşlar. Diğer maçımız Molde mücadelesi. Molde'nin maçını şöyle Molde'ye geçelim. Molde'nin maçını mutlaka izlemişsinizdir Trabzon mücadelesiyle. Zaten A Spor'da yayınlandı. Üçüşlük berabere kaldı. 90 artı 4'te Trabzon'un kaçan penaltısı Modler zaten 4 kere geldi. 3 tane gol attı zaten. Öyle bir takım yani. Kendi evinde artık biraz daha hücum futbolu sergileyecektir. Fakat Trabzon'un ne kadar güçlü bir takım olduklarını da gördüler. Mutlaka onlardan da önemli ölçüde rotasyon bekliyorum. Ne kadar burada kendilerine bir 30'luk gibi bir oran atsalar da bu maçta arkadaşlar sürpriz çıkabilir. Neden sürpriz çıkabilir? Bakın puan farkını açmışlar. 5 puan fark var zaten Bodo'yla. Burada artık Trabzon'un da artık dediğim gibi ne kadar güçlü bir takım olduğunu gördüler. Burada Molde takımı çok fazla rotasyona gideceğinden dolayı ben idealden yine aynı şekilde ev sahibi gol yemez hayır şeklinde Deplasman Hogan'in bir gol atmasını bekliyorum. 1.40'dan değerlendirmek isteyenlere ideal tercihindir. Değerlendirmek isteyenler Deplasman'ın sadece bir golü girsinler. Eğer yüksek oran istiyorsanız ben bu maça yüksek oran ne girebilirim diye düşünüyorsanız 0-2 çifte şans oranı 1.92 şeklinde eğer ben yüksek oran veya yüksek oranlı bir kupon yapmak istiyorum veya sistem bir kupon yapmak istiyorum diyorsanız da 0-2 çiftte şansı değerlendirmek isteyenler burada değerlendirebilirler. Hepinize bol şanslar diyerekten de geçiyorum. Diğer mücadelemiz Porto mücadelesi. Arkadaşlar Porto'da geçen sezonki kadrosunu korudu aynı şekilde. Hazırlık maçlarında da güçlü takımlara karşı galip geldiler. Hatta kimlerdi? Lyon, Lille falan olması lazım. Bakayım ben. Aynen öyle. Lyon ve Lille hemen ben baktım. Lyon ve Lille karşı gollü maçlara imza attılar. Yine ben bu mücadelede Porto'nun gollü maçlara imza atmasını bekliyorum. Bir 12'den taraf baş almak isteyenler alabilir. Fakat ben burada oran ideal olsun diye ilk yarıdan bir Porto galibiyeti bekleyeceğim. Geçen sezonki kadroyu büyük ölçüde korudular. Bazı transferler var. Ama çok büyük transferler diyor. Zaten geçen sezonki kadronun ne kadar iyi iş yaptığını Şampiyonlar Ligi'nde de izledik gördük. Yine aynı şekilde kadroyu korudular. İlk yarıdan bir Porto galibiyeti gelecektir. Belenense'e baktığımız zaman da hazırlık maçları iyi geçmedi. İlk mücadelesinde Sporting Lisbon 3-0 kazandı. Porto'da bu sezon iddialı olacaktır. Onların da ilk yarıda kazanmasını bekliyorum. Bol şanslar diyerekten de devam ediyorum arkadaşlar Porto maçını da geçtik. Montpellier'le Marsilya mücadelesine bu sezon Fransa'nın en istekli bir tanesi Marsilya ekibi olacaktır. Yaptığı transferler dedi. Yani yeni bir takım düzenine gittiler. Yeni bir artık takım kurdular. Çok fazla transferler yaptılar. O yüzden ben Marsilya tarafından umutluyum. Hatta burada Marsilya'nın kazanırı bile yani kazanırından ziyade gol atarını ben zaten güveniyorum. Montpellier'e geçen sezon neler yaptı? Kendi evinde ondan bahsedelim. Montpellier arkadaşlar geçen sezon kendi evinde hücuma gerçekten önem veren oyunculardı. Geçen sezondaki kanatları da aynı şekilde takımda koruyorlar. O kanatlar zaten olduğu sürece bu Montpellier kendi evinde hücum futbolunu asla bırakmaz diye düşünüyorum. O yüzden burada Montpellier takımının ben direkt e, golünü de alacağım. Yani en idealden bu mücadeleye karşılıklı gol ver tercihini 1.56'da gibi orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Marsilya çok güzel işler yaptı. Marsilya'yı kendi evinde mutlaka değerlendireceğim taraf olaraktan da. Hatta Marsilya'yı bir, bir olarak da değerlendireceğim. Marsilya'nın onu da vereyim yani sinyalleşimden. Bu maçta Mönkpeyler'in de ben kendi evinde gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var tahmini 1.56 gibi orandan bence değerlendirilir. idealdir. Bol şanslar diyerekten de bu mücadeleyi geçiyorum. Son maçımız Ostende Genç Gent mücadelesi. Ostende'nin ben maçından bahsedeyim ben biraz sizlere. Son oynadığı maçı 4-3 kazandı. Gollerin 3 tanesini kornerden attı. Yani burada takımın duran toplarda ne kadar iş yaptıklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Gent takımı da kendi evinde oynadı. Bir Avrupa maçı vardı. 2-2 berabere kaldı ama maçta nasıl oynadı ben size göstereyim yani. Sadece <laughs> sadece şu ekranı görmeniz zaten Gent'in nasıl bir futbol oynadığını sizlere de gösteriyordur mutlaka. Fakat işler ne kadar da kendi evinde bu kadar galip bu kadar iyi oynarken hatta ilk iki tane de gol yedi. 11 ve 27'de aynen. Gent takımı bu kadar iyi futbol sergilerken arkadaşlar Ostend'e karşı bir rotasyon yapabilir. Çünkü deplasmana gidecek Riga'ya karşı. O yüzden burada yine bir rotasyon olabilir diye düşünüyorum. Gent yine de e, yedek oyuncuları bile çok kaliteli. O yüzden ben bu mücadelede bir karşılıklı gol ver tercihi sizlere sunmak istiyorum. Ostende de iyi işler çıkaran bir takım 1.41'de bir oran açmışlar zaten. Kendi evinde Gent'in bu rotasyonundan faydalanıp gol bulmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız güzel şekilde değerlendirebilirler. Bu maçada KG var tercihini sizlere sunuyorum. Evet arkadaşlar 6 tane maç yaptık. Şimdi kombinemiz ne olacak? Ekrana gelsin. Kombinemiz arkadaşlar Renders'ın ben galibiyetini bekliyorum. Kendi evinde deplasman takımını izledim. Çok fazla iş yapmadı zaten. O yüzden burada bir Renders galibiyeti gelir diye düşünüyorum. İkinci olarak da kombinemde Gent mücadelesi olacak. Onun da oranı 1.40 gibi, gibi bir oranı var. Gent'in de ben akıllarının biraz Rigas maçında olacağından dolayı belki rotasyona da gidecektir. Çok iyi futbol sergilemişti gerçi. Ostende'nin defans zaviyeti var fakat Gent, Gent'in buradaki rotasyonlarından da faydalanabilir diye düşünüyorum. O maçta da bir karşılıklı gol var tercihini sizlere sunuyorum. Bu şekilde bir ideal kombin öneri budur. Kupon şansıdır. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olarak Desteklerseniz destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.